Bu dersimizde Flash'ta video dosyalarını nasıl kullanacağımıza giriş yapacağız. İlk olarak varsayılan ölçülerde bir sahne oluşturdum. Bu sahneye video eklemek için yapılacak olan işlem File üst menüsünden Import ardından Import videoyu tıklamak olacaktır. Bunu tıkladığımızda karşımıza Import video şeklinde bir panel geldi. Şimdi yapacağımız örnekte FLV video dosyalarıyla çalışacağımız için açılan pencerede ikinci opsiyon olarak Embed FLV'in SVF and Play in Timeline. Yani bunun anlamı da FLV dosyasını SVF'nin içerisine göm ve timeline'de oynat anlamına gelmektedir. Ekleyeceğimiz video dosyası şu an bilgisayarımızda bulunuyor. Bu yüzden FilePad kısmından Cross butonuna tıklayarak eklemek istediğimiz video dosyasını seçiyoruz. Şu an FLV dosya formatıyla çalıştığımız için video FLV dosyasını seçip aç butonuyla devam ediyorum. Yapacağım işlemde görmüş olduğunuz gibi iki adet opsiyonum var. Bunlardan ikinci olanı seçeceğimizi söylemiştik. Bir diğer opsiyon ise video dosyasını bir komponentle dışarıdan çekerek oynat şeklinde bir düzenlemedir. Bunu da bir sonraki dersimizde MP4 dosya formatıyla çalışırken göreceğiz. Burada oynatılacak olan videoyu seçerken bilgisayarımızdan veya herhangi bir URL adresinden stream ederek çekebileceğimizi de belirtebiliriz. Bu kısımda diğer opsiyonu seçersek URL kısmına videonun bulunduğu sunucunun adresini girmemiz gerekiyor. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi örnekler var. Ya direkt olarak FLV dosyasının adresini yazabiliriz veya RMTP protokolünü kullanarak videonun XML dosyasını gösterebiliriz. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi bir uyarı penceremiz var. Burada da diyor ki sadece Flash'ın kullanabileceği dosya formatları desteklenmektedir cinsinden bir uyarı var. Bunun alt kısmında yer alan butonla da Adobe Media Encoder programı çalıştırılabilir ve bu programla QuickTime, MPEG gibi farklı video dosyalarını FLV veya MP4 dosya formatlarına çevirebilirsiniz. Bu programda görmüş olduğunuz gibi şöyle bir arayüze sahiptir. Buradan eklemek istediğiniz videoyu seçebilir. Ardından çevirim işlemini yapacağınız türü seçip çevirme işlemine başlayabilirsiniz. Bu düzenlemelerle devam ediyorum. Next butonuyla ilerliyorum. Karşıma bir opsiyon daha çıktı. Burada video olarak ekle, movie clip olarak ekle ve grafik olarak ekle şeklinde bir düzenleme var. Varsayılan opsiyonu da bırakıyorum. Sahneye ekliyorum. Timeline'ı da yani layer bir katmanını videonun uzunluğuna göre uzatacak şekilde bir düzenleme yapıyorum. Videonun ses dosyasını da ekliyorum. Bu işlemden sonra videom layer 1 katmanına eklenecek. Timeline video uzunluğu kadar uzatılacaktır. Next ile ilerliyorum. Yükleme işleminden sonra herhangi bir yardım dosyası açılsın mı diye bir opsiyon var. Bunu işaretlemeden finish butonuyla işlemimi sonlandırıyorum. Evet, eklemiş olduğum video dosyası timeline'e eklenmiş durumda görünüyor. Bu video dosyası bir movie clip gibi davranış gösterebilmektedir. Yani bu dosyayı dilediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sahnede play tuşuna bastığımda herhangi bir aksiyon görünmüyor. Ancak bunu Ctrl Enter ile test ettiğimde, tabi bu işlem biraz süre çalacaktır. Bekliyoruz. Video dosyamız gördüğünüz gibi rahatlıkla timeline'de oynatılabiliyor.